hayatınızın kırılma anı neydi? Keşke dönmeseydim. Zaman zaman Avni Aker'de bordo mavi giymek rakip futbolcu olmaktan daha zor. Yani zor. Bu biraz Trabzonspor kimliğini yansıtan maçlardan gibi herhalde değil mi o inatçılığı? Bizim içimizi yakan tek şey şuydu o maçta. Üçüncü gol. Türk futbolunun en büyük golcülerinden biri, Türk futbolunun en büyük kalecilerinden birinin düellosu. Rüştünü ispatladı o maçta. Rivayete göre 269 kilometre hızla evet. Gidiyor. Ben pas, sen kontrol falan yapıyorum. Beden dilinde falan anlaşıyor. Bakıyor bana şimdi tamam mı? Oradan vurulur mu falan diyor. Neyse ben vurdum, gol oldu. İyi frikik nasıl atılır? Topu koydum, baraj kuruluyor. Sivop önemli mi? Sivop uçuyor. Yok. Neden kısa sürdü? Hayır deme şansımız var mı? Kimsenin yoktu o dönem. Bu mesajı yazan arkadaşa bir şey söylemek ister misin? Şöyle söyleyeyim, ben zaten en büyüğünde oynadım. Hami çok gerildi. Hami geliyor. Hami sert vuruyor, gol! Hami attı, 1-1. Beraberlik golü. İki kere denedi, olmadı. 3-3'ü de attı Hami. Merhaba, her maçta en az bir, hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu eski milli futbolcu, bir Trabzonspor efsanesi, teknik direktör Hami Mandıralı. Hami Mandıralı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı neydi? Kırılma anım benim Almanya'dan dönmemdir. Schalke 04'ten Türkiye'ye dönüşümdür. Belki de futbol hayatım boyunca üzüldüğüm, kırıldığım, yıkıldığım tek andır. Çünkü çok güzel gidiyordu her şey. Tekrar Türkiye'ye dönmek. Ne değişirdi hayatınızda dönmeseydiniz? Dönmeseydim benim ve kendi özel ailemin hayatı da farklı olacaktı. En önemlisi çocuklarım Almanca öğrenecekti, yabancı dil öğrenecekti. Ve oraya da alışmışken dönmem çok büyük kırılma anıydı. Tamam Trabzonspor'a döndüm, sevdiğim takım, kimliğim olan takım. Fakat orada yapacak daha işlerim vardı ama... Dönünce Türkiye'ye bir daha dönemedik. Almanya günlerini konuşacağız program içerisinde. Hemen başlıyoruz. Medya yansımasıyla böyle bandı geriye doğru sarmaya başladık. 23 Şubat 1986'ya gidiyoruz. Tarih tanıdık geldi mi? İlk golünüzü attığınız tarih. O golü bir seyredelim. Samsun Spor'a attığınız bir gol. Ekranımıza gelsin. İlk maçınız da 3 Kasım 1985 Fenerbahçe'ye karşıymış. Anlamlı iki maç. İlk maç Fenerbahçe, gol Samsun Spor. Gole bakalım. Şimdi sıradan bir futbolcu atmış olsa olağanüstü bir gol diyeceğim. Hami Mandıralı kariyeri boyunca bu gollerden 5 değil, 10 değil, 15 değil, 20 değil onlarcasını attı. Ama burada 17 yaşında mısınız? Kaç yaşındasınız? 17-18 arası evet. Nasıl bir cesaret? Şimdi aslında konuşulması gereken konu o. Yani 17-18 yaşında Trabzonspor'da oynuyorsunuz ilk maçınız ve oradan topu kaleye vuruyorsunuz. Kalede de milli kaleci Fatih abi var. Fatih Uras. Yani müthiş bir duygu. Hep şunu söyledim, ben özgüvenimi mahallede kazandım, sokak futbolunda kazandım. Bunu da sahada yansıtmaya çalıştım her zaman. Bu maçtan sonra ne hissettiniz? Golü attınız, inanılmaz bir gol. Yani hayalim Trabzonspor'da top oynamak. İlk maçımda uzaktan, bayağı uzaktan, abilerin, efsane abilerin yanında kendine güveneceksin ve oradan o şut atacaksın. Müthiş bir olay yani, Trabzonspor'da ilk golümü atıyorum. Bunun gururu farklıydı bende tabii. Trabzon Türkiye ölçeğinde küçük bir şehir ama Trabzonspor Türkiye ölçeğinde çok büyük bir kulüp. Siz 17 yaşında o bordo mavi formayı sırtınıza geçirdikten sonra bu baskıyı nasıl omuzladınız? Yoksa şimdi, hiç hissetmediniz mi onu? Şöyle söyleyeyim, dedim ya mahalle futbolunda özgüven kazandım. Bunu hep Trabzonspor'da oynadığım süre içinde sahaya yansıtmaya çalıştım. Sadakatli bir oyuncuydum, tutkulu bir oyuncuydum kulübüme, formama, şehrime. O şehri, formayı, takımı insanların gözünde daha büyütmek için hep özveriyle çalıştım. Hiç korkmadım. Çok baskı yedim dediğiniz gibi. Çok ağır eleştiriler aldım ama o beni hiç yıldırmadı. Hep güçlendirdi, kuvvetlendirdi. O tutkum beni hep ayakta tuttu, futbol olan tutkum. Ve başarılar da hep öyle geldi diye düşünüyorum. Şuna katılır mısınız? Zaman zaman Avni Aker'de bordo mavi giymek rakip futbolcu olmaktan daha zor. Yani zor.
En çok baskıyı hangi maçta hissettiniz? Şimdi bizim baskı demeyeyim de yani bizim için kıymetli, önemli maçlar 3 takımla oynadığımız, büyük takımla oynadığımız maçlardı. Çünkü diğer takımlara da yendiğiniz zaman puan alıyorsunuz ama o 3 büyük takımı yendiğiniz zaman bir kere medyada daha çok haberiniz oluyor, gündeme geliyorsunuz. Hele de gol atmışsanız daha çok yazılıp çiziliyorsunuz. Bir futbolcu için bu çok önemli bir, gurur verici bir olay. Ben bunlara şükürler olsun çok yaşadım. O 3 büyük takıma çok güzel goller attım ve beni hep büyüttü, güçlendirdi yani. Kendimi daha farklı hissettim. Dedim ki var, yapabiliyorsun, daha da iyisini yapabilirsin. Hep bu tutkuyla, aşkla işime sarılarak yaptım. Ama 3 takımın maçları daha farklıydı. Şimdi 1991'e gidiyoruz. Türk futbol tarihi için çok önemli bir karşılaşma zannediyorum. Hangi maç olduğunu tahmin ettiniz 91 deyince. Hani Türk futbolunun yavaş yavaş kafayı çıkartmaya başladığı yıllardan bahsediyoruz. Trabzonspor'da o dönemde bazı maçlarda Türk futbolunun lokomotifi olmuştu. Hangi maç? Lyon maçı, bir seyredelim. Ara pası. Atak yapıyoruz o gün. At golünü o gün. Ters tarafa gidiyor. Direkt gol geldi. Gol geldi. İkinci gol geldi. Muhteşem. Olamaz. Muhteşem. Çok arzu ediyoruz. 53. dakika, 2 dakika sonra. Hocam bu gol harika bir gol. Yani aslında attığınız en rahat gollerden biri ama bu sevinç çok ikonik bir sevinç. Nasıl çıktı bu sevinç? Horon tepme, oyun havası eşliğinde. Şimdi spontane gelişti tabii. Yani hiç kafamda kurmadığım. Şundan çok sevindim aslında. Orada gurbetçi taraftarlarımız vardı ya, Emek. Onların eve mutlu dönmeleri bizi çok keyiflendirdi. Bir gol daha attım ben bu maçta. Evet. Çünkü maça çıkarken bize bakışlarını gördüm Lyon'lu oyuncuların. Bizi takım olarak bizi, bir çoğunun ağzında sakız vardı, çiğniyorlardı. Bizi yani ciddiye almıyordular ama öyle bir tokat yediler ki bu maçta. Türkiye'ye çok mutlu döndük ve oradaki insanlarımızı da mutlu eve gönderdik. Onun keyfi bizim için tabii çok önemliydi. Orada Fenerbahçe bayrağı sallayan var. Arkada bir Beşiktaş bayrağı sallayan bir taraftar daha var. O dönem ki biz bu stüdyoda Mustafa Hoca'yı da konuk ettik. Sayın Denizli'yi, işte Nöşetel maçlarını konuştuk. O Nöşetel Monaco maçları, Trabzonspor'un oynadığı bu Lyon maçı. Sanki o dönemki duygu milli olarak daha farklı gibiydi. Katılır mısınız? Öyle söyleyeyim. Birliktelik. Daha sağlanır mı hocam? Ben başladığımda zaten taraftarlar yarı yarıyaydı. Benim oynadığım jenerasyona baktığım zaman. Ben bundan çok büyük keyif alıyordum. Yani böyle olmalı Türkiye. Bir daha olur mu? Zor. Yani aynı yerde oturup Fener, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray'la maç izleyemiyor. Yani neyi paylaşamıyoruz ben onu anlamıyorum. Halbuki bir maç oynanıyor. Biri yenecek veya berabere bitecek. Sonuçta yenen tabii ki seviniyor, yenilen üzülüyor ama burada birbirini kırmanın bir anlamı yok. Ben bu tablonun tekrar tribünlere dönmesini çok arzu ediyorum. Futbol o zaman kurtulacak diye düşünüyorum. Sahada her şey oluyor ama o tribünü biz kurtarırsak Türk futbolu daha güzelleşecek. Peki o maça tekrar dönersek, o sevince, o andan daha mutlu hissettiğiniz bir an oldu mu futbol kariyerinizde? Kupalar da kazandınız. Yani o çok anlamlıydı çünkü dedim ya, bize bakışları çok farklıydı. Bizi daha fazla maça konsantre etti. Allah onlardan razı olsun. Bizi motive ettiler. Biz çıktık ve 4 tane gol attık. Bir daha olur mu, şimdi olur mu? Mümkün değil ama o dönem çok güzel bir başarı imza attık. Şimdi bir fotoğrafla devam ediyoruz. 30 Nisan 1992. 92 deyince de Trabzonsporların aklına gelen maçlar Bursaspor'la oynanan Türkiye Kupası finalleri. Çünkü o dönem iki maç üzerinden oynanıyor. İlk maç 3-0. Rövanş Avni Aker'de. Avni Aker'de her şeyin olabileceği ne hepimiz biliyoruz. Herhalde bu maç 5'e dönmesi biraz Trabzonspor kimliğini yansıtan maçlardan gibi biri herhalde, değil mi? O inatçılığı. Şöyle anlatayım, onun anısı da şöyle. Biz 3-0 yenildik, evet, deplasmanda. Bizim içimizi yakan tek şey şuydu o maçta. Üçüncü gol. Penaltı. Ali Nail'a. Hiç alakası yoktu penaltıyla. Penaltı olunca o bize çok dokundu. Hatta başkanımız Sadi Şener'di zannediyorum. Dedi ki çocuklar, dedi, biz Bursaspor'u eleyemez miyiz? Ben de farklı bir tonla eleriz başkanım dedim. Eleriz dedim ve emek sonra Sarıyer'e geldik. Yemek yedik. Evet. Karşımda hocam var. Urbain Brahms. Evet. Çok yemek yiyen bir insandı. Baktım keyfi yok. Morali bozuk. Yemek yemiyor. Biz de bitirdik. Ben de gittim. Gayret yani böyle. Gittim arkadan ona sarıldım. Yanaklarından öptüm. Baba dedim. Aynı böyle baba dedim. Metin Hoca da tercüme ediyor. Merak etme dedim. Biz Bursa'yı eleyeceğiz dedim. İki gol de ben atacağım. Ben gittim.
Bu yöneticilerle dönüyor hocamız. Başlamış ağlamaya. Yöneticiler beni arıyor. Ya sen bu hocaya ne dedin? Bu ağlıyor. Mümkün değil ağlaması yani. Ağlıyor. Dedim böyle böyle dedim. Neyse Trabzon'a gittik. İdmanı iptal etti. Ben öyle dedim diyor. Hayatta idman iptal etmeyen bir hoca idmanı iptal etti. Biz de maç günü geldi. Yemeğimizi yedik. Yürüyüş yapıyoruz demek. Dozer Cemil, Cemil Usta. Evet. Rahmet olsun. Dedim ki Cemil abi maç ne olacak? Hami dedi. Yeneceğiz ama dedi. Bir gol yiyeceğiz. Yani eleyeceğiz ama bir gol yiyeceğiz. Ya Cemil abi niye gol yiyelim diyorum ben de. Ya bir gol yiyeceğiz diyor. Neyse maç başladı. 1-0 öne geçtik. Arkadan Vedat golü attı mı? 1-1. Allah'ım dedim ya bu olacak herhalde. Bu kehanet gerçekleşecek herhalde. Sonra 2-1. Sonra ikinci yarı 3-1, 4-1, 5-1. Ama kime sorduysam herkes yeneceğiz. Pardon eleyeceğiz ama bir gol yiyeceğiz dedi. Ve biz o kupayı aldık. Yendik. Başka bir inançtı. Başka bir şeydi yani. Başka bir dönüştü yani. Trabzonspor tarihi için, bizim için. Bunu başardık yani. Şimdi buradaki manşet Trabzon'a kupa yakıştı. Şimdi üstte mucize yazıyor ama herhangi bir İstanbul takımı 3-0'dan geri dönmüş olsaydı manşet bu olur muydu? Olmaz. Ya biz bunları da bilerek de oynadık aslında Türkiye'de. Biz aslında neyin ne olduğunu çok hissederek, fark ederek de oynadık. Ama içimizde bunu kabullenmedik, sindiremedik ama sahada bunu gösterdik. Yaptıklarımızda bunu yansıtarak gösterdik. Biz medyanın buraya ve oraya bakışını biliyorduk. İstanbul medyası tanımlamasına katılıyorsunuz yani. Ya bu kaçınılmaz. Hakkınız yendi mi? Çok mu yendi hakkınız? Yani hak yenildi demeyelim ama işte başarılarda, zaferlerde biz İstanbul takımları kadar ön plana çıkarılmadık. Motivasyonunuzu nasıl etkiledi? Bizi artı motive etti. Biz de işte başardık. Bu söylenecek tek söz herhalde. Ve şimdi geliyoruz bir başka tarihi maça. Kronolojik olarak 95'e 96'ya geldik. Şimdi görüntümüz var. Hemen yine birlikte seyredelim. Hami kaleye bakıyor. Sert vuruyor ve Kavalici'nin uçlu kapandı. Hami sağ ayağıyla yerden sert vuruyor. Mutlak bir gol daha kurtarıyor. Trabzonsporlu oyuncu. Yine sert bir vuruş ve nefis kurtardı. Harika kurtardı üçlü. Hami topun üstüne doğru geliyor. Yine sert vuruyor. Yine kurtarıyor. İnanılmaz. Yani bu maç Fenerbahçe Trabzonspor şampiyonluk maçı ama aslında bir bakış açısıyla da Hami Mandıralı, Rüştü Reçber, Türk futbolunun en büyük golcülerinden biri, Türk futbolunun en büyük kalecilerinden birinin düellosu. Belki sadece iki iyi takım kaleci farkıyla belki şampiyonluk Fenerbahçe'nin oldu. O yılın en flaş takımı bizdik. Oynadığımız futbola, duruşumuzla, davranışlarımızla, rakiplerimize olan saygımızla bizdik. Fakat futbol öyle bir şey ki bir kaleci işte bir camianın kaderini değiştiriyor. Bir camianın da kaderini elinden alıyor yaptığı kurtarışlarla. Bizim insanlarımız şunu söylüyor bana. Ya bunları nasıl kaçırdın? Ya bunları kaçma değil. Bu free kick, bu serbest atış yani kaçırmak ne demektir? Boş kaleye atamazsın. Burada bile neredeyse bana kızacaklar yani bunları nasıl kaçırdın diye. Rüştünü ispatladı o maçta. Şimdi beraberiz. Federasyonla beraber çalışıyoruz. O günleri konuşuyoruz. Rüştü senin de dediğin gibi o dönemin bana göre en büyük kalecisiydi. Hem insan olarak hem kaleci olarak benim takdir ettiğim bir oyuncuydu. O Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Biz Trabzonspor'umuzu şampiyon yapamadık. Vuruyorsunuz, Rüştü Reçber kurtarıyor. Umudunuz kırılmadı mı? Ha benim işim tabii gol atmak için uğraşmak. Yani olur diye vuruyorum. Evet yani olmadık. Yani olmadı derken hep tuttu da Rüştü engel oldu yani. Rüştü engelledi beni. Yani çok üzüldük tabii bizim. Aslında 95-96 ile ilgili konuşulurken hep ben böyle Trabzonsporlu işte futbolcu değerli abilerle konuşurken hep bu maç hatırlanır ama aslında herhalde Trabzon'un şampiyonluğu kaybettiği maç Van maçı değil mi? Şöyle bir hikayemiz var küçük geçeyim hemen çabuk. Bir önceden yaşamıştık böyle bir talihsizlik de biz maça çıktık ısınmaya bir kurban dolanıyor sahada. Daha önce yaşadığımız için Ünal abiye dedi ki, kaptanımız Ünal abiydi o zaman. Dedik Ünal abi söyle başkana şu kurbanı kestirmez. Bu bize iyi gelmiyor. Biz söylememize rağmen o kurban kesildi ve biz 1-0 yenildik. Biz şampiyonluğu o maçta verdik bana göre. Camianın şampiyonluğu o maçta gitti. Çünkü 20-0 bitebilecek bir maçtı. Olmadı yani. Tek kale oynuyorsun ama bir defa geldi Erkan.
Evet. Erkan geldi. Plaseyi vurdu, gol oldu. Şampiyonluk gitti. Devam ediyoruz. Bu maçla ilgili bu bir soru var aslında. Soracağım ama bu maçtan sonra nasıl hissettiniz sorusu şu anda size anlamlı geliyor mu? Yani onu hiç sorma. Tekrar o günleri aslında yaşamak istemiyorum. Yani gerçekten üzülüyorum. Çok büyük emek verdik. Taşlandıramadık. Şehrimizi ve kendimizi taşlandıramadık. Yani o bize büyük bir yıkım oldu. Yani. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Trabzon'a gittiğinizde hala o burukluğu hissediyor musunuz? İnsanların bakışından onu görebiliyor musunuz? Çok geride kaldı tabii ama insanlar zaten futbolla yatıyor Trabzon'da. Trabzonspor'la yatıp kalkıyor. Onların da üzüntülerine sonsuz saygı duyuyorum ama emek veren biziz. Koşan, atlayan, zıplayan biziz. Mücadele, savaşan biziz. Bizim kadar tabii ki onlar da üzülüyor ama bizim kadar hiçbiri üzülmüyor. Çünkü bir yılın emeği bir maçta gitti, anladın mı? Bunu anlamak istemiyorlar. Anlasalar zaten problem kalmayacak hayatımızda. Schalke Türk bombasıyla anlaştı. Daha güzel taraflara geçelim. 3 Haziran 1998 Bild gazetesinde böyle bir manşet var. Hami Mandıralı 7 milyon marka Schalke 04'e transfer oldu. Hami, Trabzonspor'a verebileceğim her şeyi verdim. Almanya'da büyük ilgi görüyorum. Schalke kulübü yetkililerinin inanılmaz yakınlığı ve dostluğuyla karşılaştım. Artık bu camianın başarısı için ter döküp gollerimi atacağım dedi. Temel motivasyon neydi hocam Almanya'ya giderken sizin için? Şimdi beni çok iyi tanıyorlar. Oyunculuğumu da biliyorlar. Fakat hani Almanya, Türkiye farklı. Tarz farklı. Futbol oynama tarzı da farklı. Çalışma tarzı da farklı. Şunu çok net anlatmak istiyorum ki şunu dedi bana menajer. Senden iki şey istiyoruz. Çalış, hafta sonu maç oyna. Performans bekliyoruz. Diğer işleri hiçbir şeyi kafana takma ekonomik olarak. Burada öyle bir şey yok zaten, sıkıntı yok. Bir şey olduğu zaman da direkt bana şunu söyle dedi. Ben buradan mutsuzum, gitmek istiyorum. Sana kolaylık tanıyacağız. Bu kadar açık net konuştular benimle. Hiçbir derdim, sıkıntım yoktu benim ve ailemin. Çok güzel gidiyordu her şey. Hazırlık maçlarında olağanüstü güzel goller benim tarzımda. Lig başladı. Tabii 14 maç direkt oynadım. Sonra diğer maçlara sonradan girdim. Çok denedim gol atmak için. Çok denedim ama kaleciler yine orada çok güzel yerler tuttular ama şahsıma ait o tarz golleri son iki maçta attım. Bir tanesi dünyanın en hızlı... Seyredelim hocam, siz getirdiniz lafı. Akış içerisinde zaten var. Çünkü hatırlanmayacak goller değil. Bu 1860 Münih'e, evet. Münih Olimpiyat Stadı'nda attığınız gol rivayete göre 269 kilometre hızla gidiyor. Evet. Ama seyredelim golü. Şimdi Hami Mandıralı'nın ben bu gol bu kadar uzaktan daha önce var mı golünüz? Yok. Bu en uzağı değil mi? En uzağı buydu. Hatta topun başına gelince Olaf Ton kaptanımız. Evet. Ben şimdi tabii Almanca bilmiyorum. Olaf diyorum. Ben pas, sen kontrol falan yapıyorum. Beden dilinde falan anlaşıyoruz. Bakıyor bana şimdi, tamam mı? Oradan vurulur mu falan diye. Neyse ben vurdum, gol oldu. Sonra maçtan sonra kaleciye soruyorlar Emek. Oradan niye baraj kurdurmadın? Demiş oradan baraj mı olur ya demiş. Falan böyle bir espri olmuş. Dünyanın en hızlı şutu seçildi bu. Çok çok önemli bir şey. Bu gollerden aslında hazırlık maçlarında çok attım. Ama lige bu yansıdı. Bir de Frankfurt maçında attım. Onu da seyredelim. O da var. O da çok güzel. O da uzadıkça uzuyor. Bu da 25'ten fazla herhalde değil mi bu? Bu da %125'ten fazla. Hangisini tercih edersiniz? Bu çünkü kavisi itibariyle dönüyor, terse... Uzuyor. Roberto Carlos'un Fransa'ya attığını tersi gibi hocam. Onunki tabii, onunki daha şık tabii. O daha çok döndürmüş. Bu da kamera açısı onun için. Beceri, onda da bir beceri var yani. Müthiş. Hem kalçadan vuruş var hem ayağın aldığı açı var yani. Ama diğeri tabii hız olarak olduğu için tabii. Hani birinci sıraya seni taşıdığı için hız olarak. Evet. O golü tabii seçmek lazım. Resmi olarak herhalde 173 kilometre saatte. Yani değişik rivayetler var ama şimdi bunu biz demiyoruz tabii. Yani farklı kaynaklardan yani, en hızlı şut olduğu söyleniyor. Şimdi goller oldu, tam alışmaya başlamışsınız. Neden kısa sürdü 22 resmi şimdi, maç? Lig bitti, ben menajerle hocayla sarıldım. Dediler ki bana, ikisi tercüman yanımdaydı. Mandıralı, seneye daha iyi olacaksın. Hatta hocayla şöyle bir diyaloğum oldu. Ben hep oynayan oyuncuydum. Burada hani bir oynuyor bir oynamıyor. Dedi ki, bura Almanya dedi. Sabırlı olacaksın dedi. Kevin Keegan da Liverpool'dan Hamburg'a geldiği zaman dedi, bir sene top oynamadı burada dedi. Yavaş yavaş dedi.
bunları konuşabiliyorsun hocayla. Burada konuşabilir misin? Öyle bir şansın var mı hocayla? Ben niye oynatmıyorsun diyebilir misin? Ama orada çok anlayışlı, hoşgörüyle yaklaşıyorlar sana. Şimdi bitti lig, öyle sarıldılar. İşte seneye daha iyi olacaksın. Biz geldik Zigana'ya, tatil köyüne. Başkanımızın, Mehmet Ali Bey'in. Oradan çıkamadık. Nasıl baskı yaptılar? Baskı yapmadı Mehmet Ali Bey. Dedi ki takıma abi lazım. O dönem hatırlıyor musun? O gün Abdullah Ünal ayrılmıştı. Evet. Takıma abi lazım dedi. Biz uyandık iş ama şeyden çıkamadık, Zigana'dan çıkamadık. Özel uçakla bizi Trabzon'a getirdi Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey'e hayır deme şansımız var mı? Kimsenin yoktu o dönem. Benim hiç olmazdı çünkü çok saygı duyduğum başkandı. Öyle döndük ama kırılma anım odur yani. Almanya'da kalmış olsaydınız belki Almanya'da Schalke'den Bayern Münih potansiyel itibariyle yapabilirdiniz herhalde. Şimdi benim tabii insanın kendini anlatması çok zor bir şey. Yani yetenek olarak benim oynayamayacağım takım aslında belki çok az takım vardır. Yetenek olarak diyorum. Bir de çalışkan bir adamım, uyumlu bir adamım. Her yere uyabilirim yani. Fakat çok güzeldi ya. Yani keşke dönmeseydim. Keşke oradan dönmeseydim. Orada futbol oynamak için çok müsait bir ortam var. Yani 5 yediğiniz zaman bile insanların içinden yürüyüp gidebiliyorsunuz. Diyorlar ki üzülme, haftaya başka maçlar, onu kazanırsınız diyorlar. Yani biz öyle değil yani, yaklaşım olarak ora daha iyi. Dikkat ederseniz orada bütün maçlar doludur. Her maç doludur. Tabii. Bizde değildir. Yani onun için arada çok fark var. Bir de orada sıkıntın yok. Kafanın içi tamamıyla futbol odaklı. Bomboş. Ekonomik olarak sıkıntın yok. Burada öyle değil ki, Türkiye'de öyle değil yani. Bunu hep yaşadık. Hala yaşıyor arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Ora başka bir dünyaydı. Yani gidenler gelmesin artık. Dönmesinler, kalsınlar yani. Sonuna kadar orada mücadele etsinler. Geleceğiz o konuya. Şimdi iki Almanya'dan gol seyrettik ama bunlarla sınırlı değil sizin golleriniz. Bir bakalım, böyle 3-5 tane elimizde olanlardan hazırlamaya çalıştık. Burada frikik golleri de var, akan oyun golleri de var ama ben şimdi sizden bir iyi frikik nasıl atılır bir tarifini almak istiyorum. Önce şunu söyleyeyim, öyle tarif vermeye çalışayım. Ben sadece frikik atan bir oyuncu değildim. İnsanlar bunu bir kere kafalarından silsinler. Ben her türlü gol atmış bir adamım. Ve gollerimin de %99 kendi becerilerimle atmışım. Başkaları gibi servis yapılmamış bana yani. Onun için benim golcülüğüm aslında farklı, bir de ben santrafor değilim bir. Tabii bunun için çok çalıştım. Herkes gezerken, idman sonrası binip arabasına gezerken ben kalıp topa vuruyordum. Şöyle, eskiden baraj yoktu. Plastik baraj yoktu. Arkadaşlarım vardı. Tabii bunu vuruyorum şimdi. Bunu başardım ben. Yani ben topa iyi vuran bir adamım. Bunu artık ben de öğrendim, biliyorum. Fakat arkadaşlarım olunca vuramıyordum. Korkuyordum. Çünkü 15 metre açılıyordum zaten. Diyor ki arkadaşlarım, ya 15 metre açıldı bu. Gelene kadar bize çarpsa biz falan filan sakatlanırız. Ta ki Urbain Brahms şeyleri getirdi, plastik barajları Avrupa'dan getirdi. Benim vuruşlardaki isabet oranı, yüzde oranı yükseldi. Çünkü plastik canı yok, vursan eğriliyor, üzülüyor, geri geliyor ama... Acıdığınızdan yani. Yok, onları acımıyorum, acımıyorum ama yok, takım arkadaşlarım arkadaş. Acıdığımdan vuramıyorum ama şimdi plastik olunca diyorum ki emek yani lan, buraya geçerse bu şiddette bunu hiçbir kaleci yakalayamaz. Hatta orada bir gol var, Galatasaray'a attım, hatırlıyor musun? Evet. Gördün. Maçtan sonra maçın içinde Hacı Mehmet'e kızıyor. Kaleci Mehmet, bunu nasıl yersin? Ya bu Mehmet zaten uzun boylu, eğlene kadar o nasıl tutacak o hızla yani? Niye kızıyorsun? Sonra sen atınca millet sana kızıyor mu? Bir de şunu yaptılar bu ülkede. Yani basınmasın diyorsun evet. Ya. Şimdi ben atınca şöyle diyorlar. Ahmet sıradan gollerine birini attı. Ama yabancı atınca benim abi, hakkımı yemeyin ama ben burada demiyorum. Bütün seni ayrı tuttum tamam. Seni bugün de ayrı tuttum. O zaman da ayrı tutuyordum. Ama Ahmet sıradan attı. Yabancı atınca bir övüyorlar. Ben daha güzellerini attım. Benim gollerim aslında farklı goller aslında. Bir Beşiktaş'a attığınız frikik gol de var. Onun çok hikayesini var. Biliyor musun? Bilmiyorum. 5 kişi trafik kazasında ölüyor maça gelirken. Doğru. Allah rahmet eylesin. Maça çıkacağız. Emek yani arkadan herif salladı beni. Duydun mu dedi. Duymuşuz tabii. Olayı duymuşuz. Titriyoruz yani.
Ama maça çıktık, maç 1-1. 85. dakika. 85-87. Tam çıkacağım hocaya işaret ettim. Beni dışarı al. Brahms'a dedim dışarı al. Tam dışarı alacak. Frikik oldu mu? Hocam dedim şuna vurayım da çıkayım. Beden dilinde diyorsun tabii. Abi Allah'tan işte. Sen o yorgunlukta bitmiş adaleyle topa öyle bir vuruyorsun ki. Zaten vurup o hızla tribünlere doğru koşmaya devam ettim. Devam ettim. Devam ettim. Hatta Kemal abi dedi ki ne yapayım? Sen tribüne git dedim. Santraya git ben sana geleceğim dedim. Ben tribüne gittim tabii. Yani bu başka bir şeydi. Şimdi frikik oldu. Hakem verdi. Topu diktiniz. Bu baştan bir alın şu frikik tarifini. Ne yapılıyor? Psikolojik ve topu koydum. Koydunuz. Topu koydum. Baraj kuruluyor. Sivop önemli mi? Sivop'u çeviriyor. Yok. Peki yeni toplar, 2002'de bu yeni toplar üretildi ya böyle daha böyle bir yalpalanarak gidiyor. Onlar şimdi sizin zamanınızda olsa çok farklı olur mu? Toplar olsaydı 269-300'ü bulurdu belki. Yani bunlar daha hafif. Evet. Bunlar da dediğin gibi düşmemiş. Ama şuna çok dikkat ettim. Her futbolcunun bir stili var, vuruş stili. Mesela benimki aşağıdan yukarı doğru gidiyor. Bazıları yukarıdan aşağı düşüyor. Stilleri farklı. Evet. Vuruş stilleri yani. Artık biri bilekten vuruyor, biri dizden vuruyor, biri kalçadan vuruyor. Ben mesela kalçadan. Bütün ayak dikkat edersen böyle kalkardı bende. Bir baktım ki ya açılayım bir 15 metre diyorum. Rakibi de korkutayım. Rakip de baraj veriyor. Rakip de korksun diyorum yani. Bu 15 metre niye açıldı bu adam? Ben zaten gelene kadar aslında yoruluyorum ama diyorum yani olacak. Olmaz dediğim zamanlarda denemeyle bunlar oldu ve dedim ki bu barajın buradan bu top geçerse bu şiddette bunu hiçbir kaleci yakalayamaz. Ve yakalayamadı. Topa vururken ayak numarası önemli mi? Tabii küçük ayaklar daha iyi vurur. 41, 40. Yani böyle, mesela 47 dedim, numara. Dedim şehir efsanesi mi acaba diye sordum. 47 numara şimdi o hızla o topa nasıl vursun? Hani İbrahimovic özel bir adam. Yani oradan bir golü yok ama farklı golleri var onun. Evet. Ama free kick'te yani o dengeyi çime sokabilirsin yani. Ama küçük ayak önemlidir işte. Maradona da küçük ayaktır. Evet, Messi de Hacı. Küçük ayaktır. Hacı da küçük ayak yani. 41-40. Devam ediyoruz hocam. Tarifimizi de aldık. Halı sahalarda uygulayabilirsiniz ama herkes yapamıyor. Bir haberimiz var. Geçmişe gideceğiz. NTV haberi 26 Ağustos 2001. Trabzonspor Bursaspor karşısındaki 5-0'lık galibiyete sevinirken Hami'nin kolunun kırılması nedeniyle de üzüntü yaşıyor. Trabzonspor Bursaspor maçının son anlarında Bursasporlu Murat Hacıoğlu ile çıktığı hava topu sonrasında dengesini yitirerek yere düşen ve kolu kırılan Hami'nin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Son dakikada herkesin gördüğü gibi hava topuna çıktım. Tabii arkadan arkadaşı görmedim. O da tabii kasıtlı bir şey yapmadı. Olacağı varmış demek. Allah daha kötülerinden korusun. Teknik direktörünüz Sadi Tekeloğlu maçtan sonra diyor ki tam oyundan alacaktım diyor. Çünkü sizin de en iyi oynadığınız maçlardan biri zaten muazzam bir frikik golü var. Ama işte hayat kırılma anı programın adı önemli anlardan birisi. Şimdi aslında önce beni alıyordu dışarı. Çok olağanüstü bir maçtı. Hatta Beşiktaş, Antep ve bu üçüncü maçımızdı. 3-3. Ben de diğer maçlarda sonradan girmiştim. Katkı sağlamıştım. Bu maçta da baştan oynamıştım. Hem çok kalite olarak çok güzel bir oyun ve olağanüstü güzel bir gol. Bu gol böyle bir gol de yok dünyada atılmamış belki de. Bir araştırın böyle birinci direğe böyle bir gol atılmamış daha. Çok güzeldi. Beni alacakmış. Tam o ara Silva işaret etmiş. Bir Silva diye oyuncu vardı. Rafsında Silva Brezilyalılar. O onu aldı. Diyorum ki ya diyorum. Ya acaba diyorum beni alsaydı belki eve giderken başka bir şey olacaktı. Bu bilemezsin yani. Ama ben yani hava topuna çıktım. Çok boştu yani. Alıp indirip vuracağım. Ama Murat Hacıoğlu geldi. Konuştunuz mu sonra? Murat geldi Hacı. Yanıma ama yani üzüldü ama tabii. Ben kırıldıktan sonra üzülse ne olur. Ondan sonra zaten Trabzonspor da tipe taklak gitti yani sonuç olarak. Kötü günler yaşadık. Tam ben erken döndüm. Ben işte ortalıyordum öyle kol böyle. Osman vuruyordu, gol atıyordu. Öyle bir çukurdan çıktık. Ama hem benim hem takımımın kırılma noktasıydı o maç. Şebnem Hanım vardı değerli eşiniz. O anda ona ne söylüyorsunuz? Yani şimdi o çocuğu da tanımıyor ya, Murat da tanımıyordu. O da o an yanımızda. Şimdi tabii o da insan, ne diyeceksin şimdi? Ne diyebilirsin ki o an? Zaten canın yanmış, kırılmışsın. İşte birbirimize teselli ediyoruz. Yani yapacak bir şey yok ki. Geri dönemeyeceğim dediniz mi? Yaşınız 33 o zaman. Yok, hiç öyle bir şey düşünmedim. Yani ben aslında benim hayatım böyle çok anlatsam yani çok farklı şeylere gider programda.
Yani ayağım şöyle giderdim eve. İki gün sonra maç var. Bandajlı ayağın ayakkabının arkasını kesip öyle oynadığım maçlar da vardı benim. Yani ben dayanıklıydım yani. Böyle sakatlandığım zaman kolay iyileşiyordum ama en ağrı buydu tabii. Ama buna rağmen bunda bile erken döndüm. 9 ameliyat olduğunuz bilgisi var. 9-10. Yani olmadığım yer kalmadı yani. Yine de çok dayanıklı olmamıza rağmen. Şeye, tedavilere cevap veriyordu fiziksel evet. olarak. Çünkü çok güçlü bir fiziğim var demek. Yani dedim ya, millet gezerken biz dinleniyorduk çalıştıktan sonra. Bu da son frikik golünüz olarak tarihteki yerini almış oldu. Olağanüstü bir gol. Evet. Olağanüstü bir gol. Evet, ve geçiyoruz 8 Ocak 2002 Hürriyet gazetesi. Hami, Galatasaray'da 300'ü aşardım. Zaten program içerisinde buna benzer bir cümle kurdunuz. Trabzonspor kaptanı Hami Mandıralı, bundan 5 sezon önce Galatasaray'a transfer olmasının gündeme geldiğini belirtirken, eğer Galatasaray'a gitseydim 217 değil 300 gole ulaşmıştım. Şu anda Tanju Çolak'ın 240 gollük rekorunu kırmaya çalışmak yerine rekortmen olarak çoktan tarihteki yerimi alırdım diyorsunuz. Galatasaray'a neden gitmediniz? Ben tarihte yerimi aldım aslında. Aldınız tabii ki. Biliyorum. Orası. Şöyle 95-96 sezonuydu. Ben o dönem işte konuştuk. Fatih hocamızla konuştuk. O benim Galatasaray'a gelmemi çok istiyordu. Ben de bunu kulübüme söyledim. Ergun Gürsoy ve Faruk Süren o zaman. Gerekeni ben söyleyeceğimi söyledim zaten dedim. Bundan sonraki işler size kalmış. Olmadı yani, nasip olmadı. Ben yine Trabzonspor'a devam ettim yani. Olmadı. Peki neden Galatasaray'da daha çok gol atabileceğinizi düşündünüz? Bilemiyorum yani, şimdi tabii oyuncu grubuna da bakmak lazım. Yani her takım kendi oyuncu grubuyla kıymetlidir, değerlidir. Ben arkadaşlarımla dedim ya, mesela bir gün Abdullah'a şunu söyledim. Abdullah, bana 10 pas atsaydın ben 9 gol atardım. Bak, bir tane pas attım, bir gol attım. Dedim bugün ona, bir gün ona bunu söyledim yani. Ben öyle tabii bilinen bir santrfor değildim. Belki orada hani oyuncu grubunun da katkısı olabilirdi pas konusunda. Belki ondan demişimdir onu yani. Ama bir Trabzonspor'da bu kadar gol atmak bireysel olarak az bir şey değil tabii. Yani Türk futbol tarihine giriyorsunuz ve adınız orada hep olacak, olmaya da devam edecek. Bu benim için kıymetli olan şey yani. Milli takım kariyeriniz 48 maç 8 gol. Bu yetenekte daha fazla olabilirdi. Neden 48 maçta kaldı? Biraz talihsiz bir döneme mi denk geldiniz? Hani Tanju, Aykut, Feyyaz? Yok, tercih tabii. Yani teknik adamların tercihiyle ilgili bir şey. Ben 49 defa amirli oldum. Sen 48 dedin, 49. Yani benim milli olma sayımın 49 olmasının başta sebebi, nedeni şey, Piontek. Sepp Piontek Türkiye'ye hoca olduğu zaman, Fatih hocamız onun yanındaydı zaten, yardımcısıydı. Onun zamanında çok milli oldum. Sonra Fatih hoca devam etti, o zaman oldum. Mesela 49'da kaldım. Yani 50 geçecek kadar çok iyi performans sergilediğim yıllar oldu ama ondan sonra gelen teknik adamlar öyle düşünmediler yani. Birlikte mücadele ettiğiniz isimlerden birine kulak verelim. 1979'dan beri birlikte Trabzonspor forması için mücadele ettiniz. Seyredelim. Hami ile 1979'da Trabzonspor altyapısında futbola başladık. Trabzonspor'da yaklaşık altyapılar dahil olmak üzere 19 yılımız beraber geçti. Hami, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli sporcusu. Baktığımız zaman atmış olduğu goller, çalımları, hızı, sağ ayak ve sol ayağı çok iyi kullanmasıyla çok özel, yaratıcı ve yetenekli bir oyuncu. Ve bize çok puanlar kazandırdı, çok başarıları onun atmış olduğu gollerle elde ettik. Ve beraber sevindik, dediğim gibi beraber üzüldük. Ama şu bir gerçek ki, Trabzonspor tarihinin, Türk futbol tarihinin unutulmaz bir golcüsüydü. Şutlarıyla beraber belki dünyada onun kadar sert şut atabilen ikinci bir oyuncu yoktu. Diyor ki, Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncusu. Hiç saha içinde öyle hissettiğiniz oldu mu? Ya en iyisi benim. Yok yani, herkes kendi yuvasından mutludur. Ben yuvamdan mutluydum. Yani vicdanım çok rahat. Trabzonspor için elimden gelen her şeyi yaptım. Türk futbolu için de elimden gelen her şeyi yaptım. En azından insanlar şunu söyleyemez. Hem oyuncu olarak hem karakter olarak Türkiye'ye uymayan bir futbolcu profili değildi. Bunu söyleyemez. Herkes tarafından Allah'a şükürler olsun ki sevilen sayılan bir oyuncuydum.
Herkes kendine göre kıymetli tabii. Leyme arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Beni böyle çok kıymetli anlattığı için ben de onu ayrı seviyorum tabii. Şimdi Ankara Gücü'nde Hami kadro dışı diye bir haber var. 8 Ekim 2002'de Sarı Lacivertli yönetim Hami Mandıralı'yı süresiz kadro dışı bıraktı. Karara gerekçe olarak tecrübeli futbolcunun geçen hafta sonu oynanan Samsun Spor maçı öncesinde ve sonrasındaki olumsuz tutum, davranış ve söylemleriyle teknik kadro, takım arkadaşları ve kamuoyunda menfi hava yaratması gösterildi. Hami Teknik Direktör Stoichita'nın vereceği program doğrultusunda çalışacak Rumen bir teknik adam. Bir Samsun Spor maçı başlamışsınız sezona, 8. maç. Hiç 90 dakika oynamamışsınız. O maçta da penaltı kaçırıyorsunuz. Soyunma odasında neler yaşandı hocam? Bir şey yaşanmadı. Döndüğümde beni kadro dışı bıraktı yönetim. Ben de bunu tabii çok hoşuma gitmedi. Gittim dedim ki feshedelim. Öyle feshettim. Yani çok uzatılacak konu değil aslında benim için. Yani benden penaltıyı bilerek kaçırdığımı bana ima etmeye çalıştılar. Aslında bu uzatılacak bir konuymuş. Yani uzatmadım yani. Ben de kısa kestim, feshettim yani. O dönem sanki Stoichita benim kim olduğumu bilmiyor gibi bir açıklamanız var. Bilmiyor çünkü şöyle benim yani aslında, saygısızlık mı edildi size? Çok büyük saygısızlık edildi tabii. Yani şimdi yani burada aslında konuşulmaması gereken bir şey, konuşmamam lazım. Oynamayacak adamlar oynuyordu. Benim Türkiye'de kariyerim ortada, ismim ortada. Beni böyle çok 10 dakika, 20 dakika yani oyuna sokmak olmadı. Yani hoşuma gitmedi. Zaten de tutmadı, olmadı yani. Böyle de bir karar alınca da ben de karşılıklı feshettim yani. Hiç gitmeseydim de Trabzonspor'da bıraksaydım. Yani öyle bir şey sunulmadı bana. Emek yani bende oynama isteği vardı. Yani Trabzonspor'da değil, başka de oynamak istedim ama hani Trabzonspor bana onu teklif etseydi, gel oğlum sana jübile yapalım, olurdu yani. Öyle bir şey etmediler yani. Teklif etmediler. Öyle bir şeyde de bulunmadılar bende istekli. Ben de hiç oynayayım dedim yani. Ankara'da yakın gideyim ama İşte bazen şunu söylüyorum yani taş yerinde ağırdır. Keşke oraya gitmeseydim Ankara Gücü'ne. Hamiden Stop. Hamiden Stop başlığıyla 16 Mart 2016 Taka Gazetesi. Trabzonspor taraftarının sabrı taştı ve istifasını istedi. Havada karartı var. Mersin galibiyetiyle gelen bahar havası Avni Aker'de erken kapattı. Avni Aker artık rakipler için cennet. Golcüyü dışarı aldı, golü yedi gibi bir haber var. Hocam çok sert bir yerel medya var. Bu Trabzonspor'u nasıl etkiliyor? Şöyle şimdi bizim yanımıza yaklaşmaya çalışan genç çocuklar bunlar. Şimdi bunlara bir fotoğraf makinesi veriliyor. Yavuz Selim'e gönderiliyor. İki maç seyrediyorlar, iki fotoğraf çekiyorlar, gazeteci oluyorlar. Şimdi bizim yanımızda hazır olda duran bu çocuklar işte maçlarda oyuncuyken de, hocayken de sana yıldız veriyorlar. Yani bu işi eleştirebilmek için yani bir oyuncuyu, oyuncu grubunu veya teknik adamı ya o işin kenarından tutmanız lazım, olmanız lazım. Yani hiç yaşamadığınız bir şey için insanları yorumlamak sizin haddinize değil. O tiplerin haddine değil yani. Haberde bile Hami deniliyor. Soyadı da kullanılıyor. Eğer adınız Hami değil de Harry Mandalay gibi bir şey olsaydı farklı olur muydu? Ben Hamiç dedim de öyle mi? Hamiç olsaydı farklı. Yani ne diyeyim, onlara da bir görev vermişler. Onlar görevini yapmaya çalışıyorlar ama Trabzonspor'un en büyük sıkıntılarından biri tabii. Eğer o camiye, o medya camiası Trabzon'daki kendi şehrinin takımını biraz sahiplenirse, korusa, hep yıkma dökme üzerine kurulmuşlar. Hepsini koymuyorum içine tabii. Gerçekten Trabzonspor'u seven orada kalemler de var. İyiliğini isteyen kalemler de var ama kötülüğünü isteyenler de var. Dolayısıyla Trabzonspor küçük şehrin büyük takımı. Çok büyük takım Trabzonspor. Ha kulüp konusunda konuşulur. Onu konuşabiliriz ama Trabzonspor her zaman büyük takım olmuştur. Olmaya da devam edecektir. O medyada o Trabzonspor sayesinde orada ekmek yiyor. Lütfen biraz daha sahip çıksınlar. 8 yaşında Trabzonspor'un kapısından girdiniz. Efsanesi oldunuz. Tıpkı Yusuf Yazıcı gibi onun önünde çok uzun bir yol var. Yusuf Yazıcı'ya ilk formayı siz verdiniz ve ardından da yakın geçmişte bir röportajınız var. Yusuf Yazıcı'ya gitsin yurt dışına diyen de sizsiniz. Bir Trabzonspor efsanesi olarak bunu söylemeniz bir çelişki olarak değerlendirilebilir mi? Hiç kimse başka bir şey aramasın. Yusuf Yazıcı, evet ben oynattım Rize maçında, 2 gol attı. Diğer maçlarda da oynadı. Üstüne koyarak gitti ama daha da üstüne koyarak gitmeli ve Yusuf
Bir kere şansı şu, genç gitti. Şimdi eğer Yusuf Fransa'da eğer oranın dilini konuşursa daha özgüvenli olacak. Üstüne futbol olarak daha güzel şeyler koyacak. Gocülü de ön plana çıkmaya başladı. O tarafını da keşfetti. Ama oyun içinde daha aktif olmalı, daha üretken olmalı. Mesela Burak Yılmaz 35 yaşında diyoruz. 35-36 diyoruz. 34 neyse. Hala bir şey zorluyor. Yusuf da onun gibi zorlamalı. Şimdi Burak koşması da yani kaybedecek bir şey yok. Ama diyor ki ya yapacak işlerim var hala zorluyor. Yusuf daha çok çalışmalı. Yeteneği var. Bir kere olağanüstü bir sol ayak var. Bir albenisi var fizik olarak, görüntü olarak da. Bu fiziğini daha da güçlendirerek mesela çalım atması lazım. Demek çalım atmıyor. Sadece tek vuruşla olmaz. Evet. İki adam geç, sallan rakibin karşısında, iki uzun pas at, iki gelişine vur. İşte yaptın. Milan'a 3 tane gol attın. Olağanüstü bir şey kariyer için. Ama biraz daha bu dediklerim yapılırsa Yusuf başka yerlerde de olabilir. Kırılma anı devam ediyor. Sosyal medya yansımalarıyla devam ediyor. Frikiklerdeki başarısının gölgelediği önemli bir özelliği de iki ayağını çekinmeksizin kullanması olan eski futbolcu. Canım o da iş mi? İki ayağını da kullanan nice futbolcu var diyenler olabilir. Lakin esas önemli olan duran toplara da iki ayağıyla vurmasıdır. Siz aslında bu sorunun cevabını verdiler. Çok fazla bu programda da vurduğunuz frikikler, sert şutlar üzerinden konuştuk. Bu sizi biraz rahatsız ediyor gibi. Yani ama sadece topa vuruyor. Şimdi ya ben kendimi biliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Neler yapabileceğimi biliyorum. Sadece topa vuran bir hamile olarak beni lanse etmenin bir anlamı yok yani. Benim gibi çalım atan kaç tane oyuncu var Avrupa'da, Türkiye'de? Hem sağa hem sola atan. Hem sağ ayağıyla vurup, çekip vurup, hem solla vuran. Böyle bir sürü gol attım ben. Yani bir duran topu koyuyorlar, Hami geliyor vuruyor. Hami, böyle değil Hami yani. Öyle değil, o kadar basit değil yani. Kusura bakmasınlar o örümcek kafalılar yani. Biraz peki, haddlerini bilsinler yani. Öyle o da basit değil yani gerçekten yani. Zayıf olan yönünüz neydi? Benim zayıf olan yönüm, ben kafa toplarına çıkmazdım. Yani kafa topuna derken kornerden. Ama birebir böyle bir topu o zaman benim sıçramam olağanüstüydü. Mesela herkesten kafa topu alabilirdim. Ama korner atıldı da çıkıp böyle vurayım öyle bir özelliğim yoktu. Evet. Gol attım ama boşken. Ortalandı, boştum, alanı kendime yarattım. Uçarak vurdum, durarak vurdum ama vurdum. Ama o vuruşlarım eksikti. Zayıf tarafım oydu. Bir ara Galatasaray transferi gündeme gelmiş olan eski futbolcu, açıkçası bir Fenerli olmama rağmen Galatasaray'a gitmesini istemiştim. Çünkü onun olması gereken yer hep üç büyüklerden biriydi. Bu mesajı yazan arkadaşa bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle söyleyeyim, ben zaten en büyüğünde oynadım. Benim için en büyüğü Trabzonspor'du. Şimdi fotoğraflara geçiyoruz. Fotoğrafları siz seçtiniz. Arada ben de affınıza sığınarak bir tane ekledim. Çocukluk fotoğrafı. Evet. Çocukluğunuza dair en unutamadığınız anınız ne? Bu fotoğrafı görünce aklınıza ne geliyor? Şimdi bu halimle işte mahallede işte top oynuyordum şu halimle. Kafaya babamız keserdi bizim saçlarımızı. Alabuluz yapardı. Alabuluz deriz biz buna. Böyle bir çocuktum işte. Böyle sevimli bir çocuktum yani. Herkesin sevdiği, mahallede kafasını okşadığı bir çocuktum yani. Bu 15, evet 15-16. Futboldan başka bir şey düşünmeyen herhalde. Yani Arman. Öyle bakıyoruz işte. Arkadaşlarımız çekmiş. Şimdi bir fotoğraf daha var ve kızlarınız. Evet. Aleyna Hanım'la Alara Hanım. Şimdi Aleyna tabii anne oldu. Bir torunum oldu Pars. Alara üniversiteyi bitirdi. İngilizce öğretmenini bitirdi. Şimdi kocaman iki tane. Bir anne, bir de kardeşi var orada. Şimdi bir videomuz var o zaman. Aleyna Mandralı Yavuz kızınız bize bir mesaj gönderdi. Bize yeteneklerine sahip çıkmayı, yeteneklerini geliştirmeyi ve güzel başarı elde etmeyi sen öğrettin. Bize kattığın her şey için sana çok teşekkür ederim. Jenerasyonumdaki herkes gibi ben de senin gollerinle büyüdüm. Ama hangi golünü daha çok seviyorsun babanın diye soracak olsalar, doğduğum gün Barcelona'ya attığın golü söylerim. Bence çok anlamlı ve çok güzel bir gol çünkü. İşte Hami. Karşılaşmada 7. dakika. Hami rakibinden sıyrılıyor. Hami vuruyor ve top ağlarda. Dakika 7 ve Trabzonspor Barcelona karşısında 1-0 öne geçiyor gol sahibi Hami. Çocukluğu Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde geçmiş biri olarak tüm anılarım çok güzel elbette. Çift idman arası öğle uykularımız. Yemekhanede yemek sırasında tüm futbolcuların birer kaşık birer kaşık
bana yemek yedirmesi ve hiç kimsenin sevmediği ama seninle ortak zevkimiz olan şekerpare üzerine yoğurt döküp yeme keyfimiz. Bunları hala gülümseyerek ve tadı damağımda bir şekilde hatırlıyorum. Yakın zamanda kaybettiğimiz saygıdeğer hocamız Özkan Sümer benim şut çalışmalarımı izleyip o şahane edasıyla, kendine özgü konuşma şekliyle gazetecilere ve babama dönüp "Ah, bu çocuk yanlış doğdu" demişti. O kadar ilgiliydim yani. Onun bile takdirini kazanmıştım. Hüseyin Avni Aker Stadyumu'na sadece merhaba diyerek girip çıkabilen bir insan olarak, Trabzonspor üyeliğinde üyelik tarihi doğduğu gün olan biri olarak, Trabzonspor'la ve Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami Mandıralı'nın kızı olarak ne kadar gurur duysam az. Hepsi için çok teşekkür ediyorum ve seni çok seviyorum. Hep yanımızda ol, hep var ol. Aleyna Hanım, çok duygusal bir mesaj. Çok da önemli notlar da var orada. Ama önce isterseniz Özkan Hoca'yı, Aleyna Hanım da anmış. Ne söylemek istersiniz? Öncelikle Allah rahmet eylesin tabii. Geçen beni aradılar, onunla ilgili bir şeyler söylememi istediler. Şunu söyledim: keşke bu söyleyeceklerimi Özkan Hoca duysaydı, görseydi, ondan sonra ölseydi. Biz hep birilerini kaybettikten sonra onun kıymetini anlıyoruz. Ona övgüler, metiyeler diziyoruz. Yaşarken ona o saygıyı, kıymeti vermiyoruz, göstermiyoruz. Ama Özkan Sümer çok uç bir adamdı. Eğilmeyen bir adam, dik bir adamdı mesleği konusunda, görüşleri konusunda. Hiç kimsenin karşısında tanıdığım kadarıyla eğilmedi. Kimseye de eyvallah demedi. İnandığı doğrular için mücadele etti, savaş verdi. Ve sizin canınızı yakmışlığı da var hatta Trabzonspor'un. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Ben gönderilme sebebim belki de Özkan Hoca'dır. Ama asla o andan bu zamana kadar, o hayatını kaybettiği ana kadar zaman zaman telefonla görüşüyorduk. Şunu söyledim ona bir gün. Dedim ki hocam, hastalığını öğrenmiştim hocam dedim. Klasik tabii, siz çok savaşlar gördünüz dedim. Bu savaşta siz dedim geçirirsiniz, kazanırsınız, yenersiniz dedim. Aslında bunun dedim ilacı moralli olmaktır. Siz zaten dedim bunu fazlasıyla başarabilen bir insansınız. Lütfen moralinizi dik tutun. Ama kader mukadderat aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun. Ailesine de yine buradan tekrar başsağlığı diliyorum. Ama özel bir adamdı. Aleyna Hanım'a demiş ki bu çocuk yanlış doğdu. Bir oğlum olsun dediniz mi, futbolcu olsun hiç? Şöyle çok güzel söyledi Aleyna. Hep benimle beraberdi. İdmanda şu çalışması yapıyorduk. İdman sonrası işte karın adalesi falan filan. Bir gün topa vururken gerçekten böyle izliyor. Yaklaştı bana, dedi, ah dedi, bu yanlış doğdu dedi, Hami dedi. Yok, hiç öyle bir şeyim olmadı. Gerçekten Allah'ıma şükrediyorum ki iki tane kızım oldu. İkisinden de Allah razı olsun. Buradan şimdi şey soracaktım ya, en iyi yoğurtlu şekerpare, evet, nerede yenir, nasıl bir zevk? Şöyle, Aleyna sevmezdi de dedim kızım, bu şekerpare tatlı ya, çok oluyor ya. Dedim ki yani bunu içine yoğurt dökersek onun şekerini kırar. Sonra bir yedim, çok hoşuma gitti, o da çok sevdi. O çok sevdi. Sonra tabii eşim de çok yaptı evde. Yani mesela benim en büyük kazancım eşimin benim arkamda her zaman çok dik durmasıdır yani. Allah ondan çok çok razı olsun. Neden bunu söylüyorum? Ben hep top oynuyordum. İki tane aslan gibi, erkek derler ama aslan gibi iki tane kız yetiştirdi. Ve bu hale getirdi. Allah ondan razı olsun. İyi ki hayatımda o da var. Fotoğrafını da verelim. Bu soruya da öyle cevap verin Şebnem Hanım'ın. Evet. Sevgilerimize, saygılarımızı iletiyoruz. Mağlubiyetten sonra evde çok böyle karamsar bir hava olur muydu? Nasıl karşılardı Mandıralı ailesi mağlubiyeti ev hayatında? Yani ben zaten yenildiğim zaman çok giderdim eve, oturdum. Onlar yani yemeğimizi yedik, oturduk, sohbet edik. Maç konuşulmazdı. Çünkü ben öyle çok insan kıran da biri değilim yani. Ailem de sorduğu zaman yenildik bugün falan, ne yapalım, yapacak bir şey yok. Böyle geçiştirmeye çalışıyorduk ama futbol konuşulmazdı çok. Bir fotoğrafı da ben seçtim müsaadenizle. Evet. Hami Mandıralı deyince benim aklıma gelen fotoğraf bu. Açıkçası forma, şu Lyon maçındaki forma olsaydı daha çok tercih ederdim. Bence gerçek Trabzonspor forması. O çok güzel bir forma. Burada sevinçten çok bir rahatlama var. Sanki her Trabzonspor'da gol attığınızda evet çok mutlu olduğunuz anlar var ama bir üstünden yük kalktı hissi var bende burada. Şimdi bu hangi maç onu hatırlayamadım ama çok güzel tespit etmişsin ama sanki evet bir şeyde boşalma var. Yani böyle ruhen, fiziken böyle bir rahatlama var orada. Yani çok gol atamamışım da yeniden bir gol atmışım gibi bir
görüntü var burada. Ama güzel olan bu. Ben mesela gollerimi hep taraftarımla paylaşırdım. Başkaları başka şeyle başka kutluyor ama ben hep taraftara koşardım. Yani gol atmak çok güzel bir şey demek ya. O emeğin karşılığını alıyorsun ya, taçlandırıyorsun ya güzel oyununu. O başka bir şeydi tabii. Özlediniz. Evet çok. Halı sahada yapıyoruz şimdi abi. Şimdi size sonuna doğru geldik programı. Kısa sorular soracağım. Kısa cevaplar rica ediyorum. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey. Almanya'dan dönmeseydim. Hangisiyle birlikte oynamak isterdiniz? Hacı mı, Alex mi? Hacı. Daha çok attırırdı size herhalde. Mi? Tabii iki tarafı da. Ya ikisini de ayrı yere koyacağım. İkisi çok başarılı. İkisine de saygı duyuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Hacı benim için daha farklı bir oyuncuydu. 1995-96'daki kadro mu, 2010-2011'deki kadro mu Trabzonspor açısından daha iyi? Ben bizim kadroyu derim. Yani bizim oynadığımız kadroyu derim. Yani. 95-96. Şota mı, Fatih Tekke mi? Şimdi onları ayırt etmeyeyim. Kırmayayım diyorum birbirine. Şöyle diyeyim. Şota mesela nasıl Hacı Alex diyoruz ya Galatasaray Fenerbahçe için çok kıymetli. Şota bizim çok kıymetlimiz ama bizim jenerasyondan sonra gelen en yetenekli oyuncu Fatih Tekke. Büyük golcüydü. Ben Fatih'i de ayrı bir yere koyarım her zaman yani. Fenerbahçe'ye gol atmak mı ki hiç de az atmadınız. Galatasaray'a gol atmak mı daha çok keyif verir size? Bir kere en çok golü Galatasaray'a attı. Galatasaray attınız ama. Başta söyledim. Bu üç büyük takıma gol atmak sizi vitrine taşıyor. Yani ayırt etmeyeyim yani. Ayırt etmeyiniz. Yok etmeyeceğim. Kendinizi yetenek olarak yakın bulduğunuz bir futbolcu var mı günümüzden? Stil olarak. Vallahi emek ne diyeyim bilmiyorum ki. Bulamadım yani. En çok ne güldürür sizi? Ya, mutlu şeyler güldürür beni yani. Neye sinirlenirsiniz? Güzel bir şey ama falan da gelmiyor aklıma ki. En büyük kusurunuz ne? Çok duygusalım ben. En büyük merakınız? En büyük merakım. Yok öyle bir şey, merakım yok. En son ne zaman ve niçin ağladınız? En son biraz önce ağladım işte. Kızım konuşurken. Gözlerim doldu. Çok bazen Ege, annemi babamı düşünüyorum böyle evde otururken ama eşim görmüyor, çocuklarım görmüyor. Böyle gözümden yaş akıyor, onlar geliyor aklıma. Niye bilmiyorum öyle bir gözümden bir yaş akıyor böyle. Ama öyle kendi iç dünyamda tekrar hep normale dönüyorum ama onları çok özlüyorum yani. Kardeşimi özlüyorum, çok genç yaşta kaybettim. Onlar geliyor aklıma. Diyorum ki biz de öleceğiz. Onun için kimse kimseyi kırmasın. Kimse de giderken yanına bir şey getirmeyecek. Millet bu hırsı da bir kenara bıraksın. Bu dünyada ne yaşıyorsan, ne yiyorsan onlarla kalacaksın. Lütfen bu hırs, itiraz, insanlar biraz normale dönsün. Spor kamuoyunda da, normal hayatta da yani. Yani yeter bir yere kadar yani. Kimse giderken yanına bir şey getirmiyor. Ve birbirimize biraz daha hoşgörülü olalım, sevgili olalım, saygılı olalım. Ne olacak ya? Sevelim birbirimizi ya. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz, kıymetini bilelim. Lütfen mesaj olsun bu da. Bu süreci de hep beraber atlatacağız. Maskesiz lütfen dışarı çıkmayalım. Hami Mandıralı çok teşekkürler. Kırılma anının sonuna geldik. Hoşça kalın.